bir de Allah'a aşık olursun, Resulullah'a aşık olursun, Resul-i Ekrem'in cemali tecelli ederse hele Allah'ın hiç dünyanın üzüntülerinden müteessir olur. İşte evliya Allah'ın el bela evvela enbiyaya sıra evliyaya geliyor. Veriyor bıçağı eline, Reşed-ül Bela geliyor. Fakat onlar da tecelliye zuhur ediyor. Ettiği zaman o belayı kemal-i nimetle karşılarlar. Eyyub Aleyhisselam 7 sene bu hastalıklarda giriftar olması lüzum görmedi dua etmiyor. Niçin? O onların da zuhuri verdi. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın da en ziyade zilleti zamanında kuyuyla nubuvvet geldi. Kâlet Züleyha bunu gördü ki hanımlar elinin acısında farkında değiller. Ha, bir insan da Allah ile arasını yaparsa, eğer o perdeyi açmışsa, Azrail geldiği zaman, ruhi karz ettiği zaman, nasıl ki hanımlar kasır o şeyinden elinin acısını hissetmediler, onu da ruhun vücuttan elinden hissetmiyor. Bu da bundan çıkar. قَالَتْ فَزَالِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ قَالَتْ زُرَيْخَ dedi o hanımlara. فَزَالِكُنَّ işte budur اَلَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ bana levm ettiğiniz, benim gıyabımda, benim hakkımda dedikodu yaptığınız işte budur. Bakınız siz nasıl bir halindesiniz. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِ hakikaten ben onu talep ettim nefsinden kendime. فَاسْتَعْصَمَ İmtina etti, ısmet gösterdi, bu benim yüzüme bakmadı. Tenha yerinde de ben bunu aradım, fakat bana ısmet gösterdi ve yüzüme bakmadı. Ya Rabbimiz, madem ki benim elimin altındadır, kasem ediyor Züleyha. Ve le'in lam-ı kasemdir. Kasem ederim ben. Le'in lem yef'al ma'amruhu bihi, ma'amruhu, benim ona emrettiğimi eğer yapmazsa, yani benim dönemi iletmezse le yüsceninne muhakkak hapishaneye girecek ve hapishanede çürüyecek. Ve le yekûnen mine sâhirîn sâhirlerden, zelillerden olacak. Zelil olup hapse girecek ve orada da kalacak. Yani şeyden vazgeçmedi, emelinden vazgeçmedi. Yok efendim, daha kuvvetleniyor. Efendisi zaten bahsetti, efendisi rücudiyeti yok idi. Size iki derste hazırlayınız. Efendisinin hali berbat idi. Rücudiyeti yok idi. Bu da şöhretine binaen rüyada gülmüştü Yusuf Aleyhisselam'ı ve orada geleceğini demişler. Onun için buraya gelmiş. Oradan de. Eğer böyle emretmezse, benim arzumu yerine getirmezse, le yüz cenen muhakkak haks olunacak, yani hapse göndereceğim onu. وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ sağırlardan, zelillerden olacak. Orada ittifak ettiler oraya hanımlar, dediler öyleyse, kendisine dediler ya bak şimdi, bu kadar nimetiyle var Züleyha Hanım sana, emrediyor seni hapishaneye gönderecek. Bu yap da onu kendine sana mani olma, helak olursun dedi. O zaman Yusuf Aleyhisselam münacat ediyor Cenab-ı Hakk'a. Acev dermandım derkar inan, merazından bez didar inan. Ya Rabbi bu işlerde, bunların işinde hirette kalmışım. Benim için zindan-ı habis, bunlarla teferrüb etmekten daha iyidir. Kilâsî dihmera ey Rabbi Rahman, giriftarem de keydi ziftişan. Onların hileleriyle giriftar oldum ya Rabbi, beni hilaf et onlardan diyor. Yani hapishaneyi arzu ediyor Süleyman Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam. Diyor ki, Kâle Rabbi, ey benim Rabbim, beni terbiye eden Allah. Es-sicnu ehabbe ileyye mimma yed'uneni ileyh. Es-sicnu hapishane, ehabbu daha sevgilidir ileyye bana. Hapishaneyi daha tercih ediyorum. Mimma yed'uneni ileyh, bunların beni davet ettiği emrine muhalefettense hapishane daha bana sevgili geliyor. Nazaran ilel ahireti. Eğer ki zina nefsini arzu ettiği bir şeydir,
sicin nefsin, hapishane nefsin ikrah ettiği bir şeydir. Fakat ya Rabbi, senin ikrah ettiğini istemiyorum, hapis nefsin arzu ettiğine basmak istiyorum. Benim hapis daha bana makbuldür, onların arzularından. Ve in la tasrif anni, ya Rabbi eğer fazl-ı kereminle bunların hilesini benden çevirmezsen, eğer onların keyd-i hileleri lütf-ü kereminle benden çevirmezsen, ben kendi nefsime pek güvenmiyorum, asbu eyleyhinne belki meylederim ve ekun minel cahili cahillerden olurum. Öyleyse ya Rabbi sana altica ediyorum, beni hapse at da bu yüzükle şeyim bu. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ Rabbi duasını kabul etti onun. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ Onların keydini, onların yapmış olduğu keydi Halık-ı Kainat çevirdi. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اِنَّهُ مُحَقَّقْ اللّٰهِدِرْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سَمِيعُ الْعَلِيمُ Her şeyi görür, bilir, işidir, odur, semi odur, kalp sözlerimizi işitiyor, kalp alim odur, sözlerimizi bilir. Şimdi bu vaziyete göre daha sizi karar etti ya, ahval şaya oldu her taraftan. Aziz-i Mısır kendi cemaatiyle şey ettiler, müşavere ettiler. Hakikaten kabahati Züleyha'dır. Bunun bir kabahati yok. Fakat böyle başıboş bırakırsa bütün memlekette diyecekler ki Aziz'in hanımı kabahatlidir ve bu onun kabahati yok. O hanımın kusurunu affetmek, kapatmak için biz bunu hapishaneye gönderelim. Bu vakit halkını ilan da edelim ki tecavüz ettiğinden dolayıdır bunun kabahati budur. Bunu hapishaneye gönderelim. Bunu böyle yaptıktan sonra herkes diyecek ki bu hıyanet etti, hapishaneye gitti, demek ki Züleyha temizli hiçbir şey yok. Bu şekilde Züleyha'yı muhafaza etmek lazım gelir geriler. Karar verdiler onun hapsine. Hapsine gönderdiler, hapse gönderdiler. Yani hapse gönderdiler ki kabahati ona yüklenip de Züleyha'nın hapis şeyle alakası olmadığını görünsün. Hep böyle bir. Fakat hapishaneye gittikten sonra da hapisteyken Züleyha kemal-i eleminden durmayıp da hapishaneye yakın bir bağı vardı, oraya gider diye. Hapishane müdürüne diyordu, Yusuf'a dayak at. Sordular kendisine, sen niçin bu fakire bu kadar zahmet verirsin? Ve onun ah ve fehani gelirse ben onun da müteselli oluyorum. Diyordu. İşte Halık-ı Kainat'a koluna bazen sevgi koluna bazı şeyler verir ki ah-ı fani. Bak onunla Mevlana diyor ki bir insan güzel kuşun sadasından dolayı bu kuşu kafese koyuyordu, hapsediyor. E bu kuşun bir kusuru yoktur. Neye hapsediyor? Onun sadasını işiten kuşu. Halık-ı Kainat'a kolunun ah-ı fani işitmek için tenis kollarının böyle musibetler veriyor. Eşte Züleyha da Yusuf'un ah-ı fevanı işitmek için beyaz yoruluyor. Sonra hapishane müdürüyle diyor değil, aşık idi kendisine o da. Diyor de vallahi elinde değil, istemiyorum seni burada bırakayım. Fakat hiçbir şey elinde değil bu vakte. Ancak senin elinde bulan budur. Hangi orayı istersin oraya git. Hepsi senindir. Yusuf aleyhisselam da gece sabaha kadar ibadetle ve İbrahim Aleyhisselam'ın sohbetini okuyor, devam ederdi ve bu hal böyle. Sonra hapishanedeki insanlara gider, teltif eder onları, rüyalarını tevhir eder, hastalarına bakar, böyle iltifat eder ehli hapishane ehline. Onlar da ne büyük bir nimetsin sen bize buraya geldin diyorlar. Bu hapishane hali. Şimdi o sırada malum ya Cenab-ı Hak her şeyi biz tesadüf gibi görünüyoruz. Çünkü görüyoruz. Tesadüfler hemen hemen yok. Fakat biz evveliyatını bilmediğimiz için bir şey karşımıza anan çıkıyor, biz tesadüf ediyoruz.
perdenin arkasında ne tedbirler vardır, nasıl olmuştur, nereden bize intikal etti biz onu bilmiyoruz. Evet. Perde arkasında intikal etmiş bir tedbir vardı, tesadüfi şeklini biliyoruz. Şimdi hükümdarın şeyi vardı, Serhem namında bir aşçı başısı vardı. Berhem namında da bir şarapçı başısı vardı ki hanımların vakti geçti. Serhem, Berhem. Saki, Saki Serhem idi. Şarapçı, şey, aşçı başı Berhem idi. Saki sergiden, çayı, kahveyi şimdiki zamanımızda sürdü. Yahut o zaman haram değildi, rakıyı da sergiden. Sergidene saki derler. Onun ismi Serhem idi. Yemeği de ihzal eden Berhem idi. Yüzün zamanda hükümdarın yemeği Berhem hazır ederdi. Serhem de o lazım gelen meşrubatı getirdi, böyle yemek yerlerdi. Mısır'da bir komite zuhur etmiş o zaman. Hükümdarı öldürmek için. Düşünmüşler ne yapalım? Serhem ile Berhem'i elde edelim. Tamam. Şarabının içine zehir koyalım. Yemeğin içine de zehir koyalım. Onlar zehir verdikten sonra zaten kendisi ölüyor. Onların ikisini bulmuşlar. Çok büyük bir para vaat etmişler, vermişler. İkisi de peki demişler. Peki demişler. Biz yapacağız. Başı başı gitmiş. Derhal o lazım gelen zehirleri hazır etmiş, yemeğin içine sokmuş. Saki ise, gerçi para almış fakat sonra peşiman olmuş. Ben bu adama bu kadar nimet gördüm, parayı peşiman olmuş ama tam zaman yetiniydi, hainkar zamanı kalmamış, o zehri koymuş. Yemekler hazır olmuş, şaraplar hazır olmuş. Saki demiş ki hükümdara, eyyühel melik demiş ki, yemeği yeme çünkü yemekte zehir var, demiş. Aşçı başı da demiş ki, öyleyse şarabı da iç çünkü şarapta da zehir var. Saki demiş efendim yalan söylüyor, iç yemek. Saki'nin onun huzurunda şarapları içmiş, bir şey olmamış çünkü koymamış içeri. Ona teklif etmiş, yemeği yiye yememiş, anlamış ki zehir içinde. Bu cürüm tahakkuk ettikten sonra ikisini de hapishaneye gönderdiler. Şimdi bunu emrediyor. Sümme bedâ lehum min ba'di mâ râvul âyâti leyescünennehu hattâ hîn. Sümme o zuhurdan sonra, o dedikodilerden sonra bedâ zahir oldu lehum aziz ve azizin cemaatine min ba'di mâ râvul âyâti, bu alametleri gördükten sonra. Yani çocuğun şehadeti, kadınların elini kesmesi ve eteğin arkadan yırtılmasını gördükten sonra leyus cönennehu hapishaneye göndermek hatta hin bir zaman-ı muayyen kadar. Ve dekhele mahu sicne feteyani, iki adam da Serhem-u Berhem Yusuf Aleyhisselam'la beraber onları da zindana gitmişler. Onlar da zindanda. Yusuf Aleyhisselam da zindanda. Yusuf Aleyhisselam'ın bu halini onlar muayene ettiler. 5 sene devam etti. Bu hali gördüler mi? Yusuf Aleyhisselam'ın güzel halini zaten hasiler bile tahsin ettikten sonra bunlar dediler kâle ehaduhuma, onların birisi Saki. 5 seneden sonradır bu. Saki veya aşçıbaşı. Birisi dedi Yusuf Aleyhisselam'a, ben rüya gördüm. Rüyamızı da tebliğ. Rüya bu. İnni erani asiru hamra. İnni erani, ben görüyorum kendimi. Asiru hamra. Hamir ve hamri sıkıyorum. Hamir sıkılmaz ya, üzüm sıkılıyor. Onlar giderler bir bağda en üzüm. Üzüm, güzel üzüm salkım dedi, sık yolladı, öyle melike getirirlerdi. Ben gördüm ki üzümleri sıkıyorum, hazin ediyorum, getiriyorum melike. Ben böyle gördüm. Ve kâlel âkharu, o birisi diyor ki ben de rüya gördüm aşı başımı. İnni erâni, kendimi görüyordum. Ehmilu fevka râsi, başıma bir şey koyuyorum, bir tabla, hıbzen ekmek doluyum. Tekulut tayru minhu, onun içinde kuşlar, toplar.